Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğum Air Jordan 11 Retro Low 7210. Öncelikle bizi Air Jordan yazan ve kırmızı Jumpman logosu olan bir kutu karşılıyor. Çünkü bu ayakkabının içinde kırmızı detaylar var. O yüzden renk uyumunu bu şekilde yakalamışlar. Direkt ayrılır kapaklı bir kutu. İçinde ilginç bir şekilde koruma kağıdı diyeceğim ama koruma kağıdı da değil, sanki plastik poşet gibi siyah bir malzeme var. Haşır haşır bir yapısı var. Ayakkabımızın kendisi çıkıyor. Kutudan kurtulalım. Arkadaşlar, bu ayakkabı Michael Jordan'ın en sevdiği Jordan modellerinden birisi. Kendisi söylediği bir demeçte Jordan 1'lerden sonra en çok Jordan 11'leri sevdiğini söylüyor. Neden Jordan 1'leri en çok seviyor? Çünkü Jordan 1'ler Michael Jordan'ın ilk göz ağrısı. Verdiği demeçte bahsederken bu da o şekilde diyor. Hani first time diyor. O yüzden Jordan 1'leri en çok seviyorum diyor. Jordan 11'leri de kariyeri boyunca bol bol giydi. Jordan 11'lerde ayrıca diğer Jordan modelleri arasında bayağı popüler olan bir model. Jordan model OG versiyon. Yani Jordan 11'lerin piyasaya sunulmuş ilk model. En yakın modellerinden birisi. OG olmasının mantığı bu. Ben şahsen o zaman üretilen ürünün bundan birazcık daha farklı olduğunu düşünüyorum. Gerek üretim gerek estetik perspektiflerin o dönemlerde farklı olması sebebiyle evet bu OG bir model. Ama o zamanlarda çıkan modelden bence ciddi derecede esinlenilmiş. Hani %90 aynı diyebiliriz ama ufak tefek farklılıklar ilk çıkan Jordan 11'lere göre vardır diye düşünüyorum. Ayrıca bu renk piyasaya yeni sunulan renklerden birisi. Daha önce olmayan renklerden birisi. Modelin adı 7210 demiştim. Peki modelin adı neden 7210? Arkadaşlar 1995-96 sezonunda NBA'de Michael Jordan Chicago Bulls takımında boy gösterirken o sezon Michael Jordan'ın liderliğini yaptığı Chicago Bulls takımı 72 galibiyet 10 mağlubiyet gibi bir rekora imza atıyor. 95-96 senesinde bu bir rekor. Daha önce NBA tarihinde 72 galibiyet 10 mağlubiyet gibi performans sergilenmemiş. Burada da zaten ayakkabının dil kısmında şöyle yazıyor. Inspired by the most historic season led by the greatest player ever. Yani diyor ki bu ayakkabıyı tasarlarken gelmiş geçmiş en tarihi NBA sezonundan mükemmel bir oyuncu olan kişiden esinlendik. Burada da Michael Jordan'ı kastediyor zaten. Bu 95-96 senelerinde Chicago Bulls'un kırdığı bu rekor 2015-2016 sezonuna kadar da kırılamıyor arkadaş. Yıllarca bu rekoru da kendilerinde tutmaya devam ediyorlar. Ta ki 2015-2016 senesinde Golden State gelip bu rekoru kırasıya kadar. Jordan 11 dediğim gibi diğer Jordan model arasında gerçekten çok önemli bir yere sahip. Bana kalırsa en önemli ilk 5 Jordan modelini söyle derseniz Air Jordan 1, Air Jordan 11, Air Jordan 4, Air Jordan 5, sonra da muhtemelen Air Jordan 12 derim. Tabii bunların sıralaması kendi arasında değişebilir ama en ikonik, en sevilen, en beğenilen, borsada en çok talep gören Jordan modellerinden birisi Jordan 11'ler. Bu tabii birazcık tuhaf bir renk. Şimdi burada rugan bir deri kullanılmış ayakkabının üst kısmında. Peki neden rugan kullanılmış? Damatlık bir Jordan ayakkabısı gibi. Şimdi arkadaşlar, şimdi Jordan o dönemlerde her sene yeni ayakkabı piyasaya sunuyor. Ve yeni piyasaya sunduğu ayakkabıların her birinde yeni şeyler denemeye, yeni şeyler göstermeye çalışıyor. İnsanlar da talep göstersin, beğensin, yeni Jordan'lar satın alsınlar diye. Mesela Jordan 3'lerde şunu hatırlıyorsunuz. Jordan 3'lerde kenarlarda genelde Elephant Print kullanılıyordu. Yani bu fil deseni baskısı kullanılıyordu yandaki malzemelerde. Ama farklı modellerinde oranın deriden veya süetten oluşumunu da görüyorduk. Ama Jordan 3'lerin birçoğunda o Elephant Print'i görüyorduk. Ayrıca görünür Air birimi ilk defa onunla gelmişti. Şimdi bu Jordan 11'lerde birçok modelde zaten ön ve yan kısımlarda rugan deri kullanıldığını görüyoruz. Hatta Jordan 11'lerin bence gelmiş geçmiş en ikonik rengi olan jübile renginde de zaten rugan deri kullanılmış. Haliyle bunu şöyle düşünmek lazım. Jordan 11 deyince akla bu önden arkaya kadar etrafı saran kaplama malzeme ve onun genellikle rugan deriden olması aklımıza geliyor. Tabii farklı modellerinde farklı malzemelerle de burayı kullandığı oluyor. Süet, nubuk, deri gibi. Jordan 11'lerle özdeşmiş bir materyal tercihi diyebiliriz rahatça. Ayrıca arkadaşlar Jordan 11'lerde genelde orta bilek olan
versiyonda bu yan panellerde ve dil kısmında kumaş malzeme kullanıldığını görüyoruz. Ama bu Jordan 11 72-10 modelinde buraları full deri kullanmışlar ve gerçekten çok kaliteli bir tamlet leather kullanmışlar. Bu materyal tercih hoşuma gitti. Genellikle bu ön kısımlarda dediğim gibi kumaş malzeme kullanıyorlar ve ben açıkçası çok tercih etmiyorum. Çok sevmiyorum. Deri olması bu modelde beni sevindirdi. Jordan 11'in bu renginin isminin neden 72-10 olduğunu zaten anladınız. Şimdi arkadaşlar, genel olarak bence bu ayakkabıda kullanılan malzemeler gerçekten iyi ve o efsanevi 1995-96 NBA sezonuna bu ayakkabının kalitesini yüksek yaparak iyi bir saygı duruşunda bulunmuşlar diyebilirim. Hemen ayakkabının içindeki kalıpları çıkarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, derinin en kaliteli kısmıyla genelde bu üst tarafta gördüğümüz tamlet leather denilen deri çeşidini üretiyorlar. Orta kalite ve düşük kalite derilerle süet üretiyorlar. Haricinde ise en düşük kalite derilerle de rugan üretiyorlar. Şimdi rugan evet çok güzel, hoş gözüküyor ama çok kaliteli bir deri tercihi değil. Hatta deri gibi de durmuyor. Böyle parlak parlak. Neden? Çünkü arkadaşlar, şimdi derinin görünüm olarak en kötü gözüken tarafı olan en düşük kalite deriyi böyle zımparalaya zımparalaya, sonrasında da üzerine plastik cila geçerek, bu üzerinde aslında bunun plastik bir tabaka var. Bu yüzden bu kadar parlak gözüküyor. Bu ruganı elde ediyorlar. Eskiden rugan işçiliği çok meşhurmuş ve eskiden üretilen rugan ayakkabılarda kaliteli deri görmek de mümkünmüş. Ama günümüzde kalitesiz derileri parlatıp böyle can canlı gözükmesi için kullanılan bir yöntem diyebilirim açıkçası. Bu benim şahsi fikrim. Şimdi bu ayakkabı da kötü durmuyor. Bu ayakkabının DNA'sını taşıdığı için bence bu ayakkabıda rugan güzel durmuş. Ayrıca bu 72-10 rengi Jordan 11'lerin OG modeli olan Bred modeline çok benziyor. Onun düşük bilek versiyonu gibi doğrudan. Diğeri orta bilek. OG olan versiyon. Bred rengi. Onda da bu kırmızı siyah detaylar var. O yüzden de bu modelin adı zaten OG olarak geçiyor. O Bred'de de yine aynı şekilde rugan deri kullanılıyordu. İlk orijinal modelde de. Burada da rugan deri tercih etmişler. Üst taraftaki deriyi dediğim gibi beğendim. Tamlet leather diyeceğimiz deriyi. Bağcıklar silindir. Gayet hoş duruyor. Yanal yastıklamalar çok iyi. Arka yastıklama da çok iyi. Dil yastıklaması fena değil ama çok çok iyi değil. Daha iyi olmasını isterdim. Ama dil kısmının deri olması açıkçası çok hoşuma gitti. Ortada bizi bir köpük karşılıyor arkadaşlar. Bu köpük normalde yumuşak bir görünüme sahip ama beklendiği kadar yumuşak değil. Bununla alakalı detaya birazdan geleceğim. Dış tabanımız oldukça sert. Bu ayakkabı orijinalinde bir basketbol ayakkabısı olarak üretildi biliyorsunuz. Ve bu da OG modeli olduğu için bu bir basketbol ayakkabısı. Bence hala basketbolda kullanılabilecek kadar iyi bir ayakkabı. Ama genelde artık gündelik giyim olarak kullanılıyor. Neden hala basketbolda kullanılabilir diyorum. Çünkü bu dış tabanla orta taban arasında şu malzeme var arkadaşlar. Bu malzeme karbon fiber bir malzeme. Çok dayanıklı bir malzeme. Yani ayakkabı kolay kolay parçalanmayacaktır. Parçalara bölünmeyecektir. Ayrılmayacaktır. Burada böyle pahalı bir materyal tercih etmeleri açıkçası takdire şayan. Bir de o dönemlerde 90'larda bir ayakkabıda böyle bir malzeme kullanılması gerçekten büyük bir şeydi arkadaşlar. Empati kurduğunuz zaman bence anlayacaksınız. Böyle bir teknoloji ayakkabıda barındırmak. O dönem çıkan basketbol ayakkabıları aslında genel olarak ayakkabı sektöründe yeni teknolojilerin tanıtıldığı mecra gibi düşünün. Genelde basketbol ayakkabıları ayakkabı konusunda yeni teknolojiler geliştiriyor. Ve bu ayakkabı o dönemin son model arabası diyebiliriz açıkçası. Tasarımı zaten çok güzel bir tasarım. Çok değerli bir tasarım. Hala bence en güzel gözüken Jordan'lardan birisi diyebilirim açıkça ve rahat bir şekilde. Burada bağcık tutma kısımları var. Bu malzeme nubuk bir malzeme arkadaşlar. Onun dışında arka tarafta süet bir malzeme var. Bu arka bilek kısmında. Üzerinde ufak yumuşak plastikler var. Burada bu ayakkabının tasarım detayıyla alakalı çizgiler mevcut. Ve altında kırmızı bir Jumpman logosu. Onun dışında dilde de ufak bir kırmızı Jumpman logosu görüyoruz. Bu ayakkabının da tasarım detayları bu şekilde. Ben açıkçası tasarıma hayran kaldım. Sağlam bir basketbol ayakkabısı olarak iş görür. Gündelik giyimde de rahat bir şekilde kullanılır. Hemen size beden tavsiyesini vereceğim. Yeni açtığımız için ayakkabıyı önce benim denemem gerekiyor. Arkadaşlar, bu ayakkabı bana olmadı. Evet, olmaması beni bir miktar üzdü. Ben bu ayakkabıyı kendi bedenimde almıştım. Giyerim diye düşünüyordum aslında. 45 numara olarak almıştım. Neden 45 numara aldım? Çünkü yanımda bir ayakkabı daha var. Karşılaştırma da var bu videoda. Onun kutusu bu şekilde. Önce ayakkabıları bir kenara koyayım. Kutulara bir geri dönelim hızlıca. Bu az önce gösterdiğim bu gri ayakkabı benim yaklaşık 1-1,5 sene önce aldım ve hala kullandım ve bayağı eskittim bir Jordan 11 modeli. Ama Jordan 11'in retro modeli değil. CNFT modeli, konfor için hazırlanmış olan özel model. Bunda 45 numara giydiğinden dolayı bunda da 45 numara aldım ama yanılmışım. Bunun kutusu bu şekilde, klasik bir Jordan kutusuydu arkadaşlar. Ama
72 10 modelimizin kutusu bu şekildeydi. Hemen hatırlatmak için onu da göstermek istedim. Kutularla çok bir işimiz yok. Şimdi bu Siamfit'i modelinin farklılıkları var. Hatta bu iki ayakkabı birbirinden tamamen bağımsız iki farklı ayakkabıymış gibi gözüküyor, biliyorum. Ama bunların ikisi de Jordan 11 arkadaşlar. Bu retro olan model asıl basketbol için kullanılan, o zaman o şekilde üretilen, tabii dediğim gibi gündelik giyimde de kullanılır. Bu ise tamamen gündelik giyim için tekrardan üretilen Jordan 11 ama daha çok farklı bir model gibi duruyor. Jordan 11'lerden ilham almış farklı bir Jordan 11 modeli diyebiliriz. Bu yalnızca gündelik giyim için kullanılıyor ve bu aşırı rahat bir ayakkabı. Şimdi ben bunda 45 beden bana oluyor diye bunda da 45 almıştım. Ama bence yarım numara değil, en az bir numara büyük gidin. Çünkü bayağı sıktı ayağımı. Haliyle bu videoda 10 feet görüntüsü de göremeyeceksiniz. Küçük geldiği için. Bu ayakkabıyı ben açıkçası iade edip bedenini değiştirmeyi düşünüyorum. 46 beden almayı düşünüyorum. Bence Jordan 11 retro modeli tercih edecekseniz en az bir beden büyük alın. Yarım beden bile yetersiz kalabilir bence. Hissettiğim o yönde. Bu Jordan 11 Siamfit'te ise kendi bedenimi almıştım. Bunu 45 numara olarak almıştım. Şimdi bu iki ürünü karşılaştırmak istiyorum. Neleri farklı yapmışlar? Şimdi öncelikle malzeme zaten tamamen farklı. Bunda nubuk bir malzeme var üst tarafta. Bunda rugan dedik. Ayrıca bunun bu ön paneli yanlarda delikleşiyor. Ardından arkaya kadar gitmiyor. Bitiyor. Haricinde burada ön panelde plastik bir malzeme kullanmışlar. Ayakkabının hava almasını kolaylaştırmak için. Bağcıklar birbirine benzer. Sadece bunun bağcıkları daha kalın. Dil kısmı tamamen farklı. Siamfit'te çok daha pofuduk bir dil kısmı var. Ayrıca dil kısmı tabana lastikle dikilmiş. Bunda ise bunda da dil kısmı tabana lastikle dikilmiş ama orta ve son kısmına doğru dikilmiş. Burada direkt ön kısımda dikilmiş. O yüzden ayağınıza tam oturuyor dil kısmı. Bunda çok pofuduk, bunda çok pofuduk değil. Bunun malzemeleri daha kaliteli ama bu çok daha rahat bir ayakkabı. Arka panel olduğu gibi değişik arkadaşlar. Arka panelin hiçbir alakası yok dediğim gibi. Onun dışında hemen isterseniz dış tabana gelelim. Yanal yastıklamalar basketbol versiyonunda 72-10'da daha iyi. Arka yastıklama da daha iyi ama bundaki yastıklamalar da hiç fena değil. Tabanlar tamamen farklı. Bunda daha rahat taban teknolojileri kullanılıyor. Taban benzer gibi gözükse de arkadaşlar aynı bir orta taban gibi gözüküyor değil mi? Bundaki çok daha yumuşak Siamfit'teki. Malzeme uzaktan bakınca aynı gibi gözüküyor. Hatta ben aynı malzemeleri diye düşündüm. Aynı görünen malzeme ama çok daha yumuşak. Yani daha rahat. Dış taban olduğu gibi farklı. Bunda herhangi bir şekilde karbon fiber yapı zaten yok. İhtiyaç da yok. Bunun öndeki Jumpman logosu daha büyük. Taban kısmı daha rahat. Ya çok daha rahat bir ayakkabı. Zaten bedeni, kalıbı da oldukça farklı ama ikisini yan yana görmenizi istedim. Bu benim dediğim gibi yaklaşık 1-1,5 sene önce aldığım ve çok sevdiğim bir ayakkabı. Sürekli giyiyorum. En sık giydiğim ayakkabılardan birisi. Zaten kirli olmasından görüyorsunuz. O zaman aldığımda ortalama 1100-1200 lira civarını almıştım sanırım Nike'ın kendi sitesinden. Ve aşırı memnunum. Jordan 11'i sevip rahat olmayacağından çekinen arkadaşlar için bu Siamfit'lere yönelmeleri bence iyi bir tercih olur. Özellikle bu iki videoda ikisini de karşılaştırmak istedim. Aradaki farkı bizzat kendiniz görün diye. Bunu hemen eski yerine geri alıyorum. Şu dış tabanda yarı transparan bej rengindeki detay da çok hoşuma gitti arkadaşlar bu arada. Öne doğru ilerliyor ve hoş duruyor. Böyle siyah ve kırmızı renk tonlarının yoğunlukta olduğu bir ayakkabıya böyle ufak bir bej detayı bence çok yakışmış. Tabi OG Bred versiyonunda buradaki renkler daha farklı renkler. Bu model asıl Jordan 11'lere daha yakın dediğim gibi. Her anlamda daha yakın. Diğer model Jordan 11'lerden birazcık kopmuş. Gündelik giyim kaygıları düşünülmüş bu ayakkabı tasarlanırken. Ama çok daha rahat bir ayakkabı. Ayrıca ben Jordan 11'in DNA'sına da sadık kaldıklarını düşünüyorum. Gerek orta taban teknolojisinin görünümünün aynı olması ama daha rahat olması, daha yumuşak olması bile bunu anlatıyor bence. Açıkçası sıkı bir Michael Jordan ve Jordan 11 hayranı olsaydım, yani diğer Siamfit'i versiyonunu giyerken de modelin kökenine saygısızlık yaptığımı düşünmezdim. Gayet keyifle giyerdim diye düşünüyorum. Zaten de keyifle giyiyorum ama Jordan 11 için özel bir hayranlığım yok. Evet, güzel ayakkabılar. Onu bir örnek olarak verdim. Bu arada bu Siamfit'in modeli gri rengi Jordan 11'lerin cool grey'ine birazcık benziyor. Yukarıda fotoğrafını görüyorsunuz. Dediğim gibi bu birazcık daha Bred'e benziyor. Diğer Siamfit olan versiyon farklı bir renk olan cool grey'e benziyor. Gerek renk aralığı gerek kullanılan malzeme detayları açısından. Bu Jordan 11'lerin en popüler renginin jübile rengi olduğunu söylemiştim. Peki nedir jübile rengi? Michael Jordan'ın basketbol kariyerinde emekliye ayrıldığı maçta giydiği ve tanıttığı ayakkabı. O yüzden jübile modelinin ayrı bir hikayesi olduğundan dolayı ve gerçekten çok hoş durduğundan dolayı Jordan 11'ler arasında en önemli model rahatlıkla o diyebiliriz. Açıkçası bu ayakkabı en sevilen, borsada en çok değer gören Jordan 11'ler
2011 modellerinden bile daha kaliteli yapılmış. Bunu çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Keşke bedeni olsaydı da iade etmekle uğraşıp tekrar alıp giyme gibi bir sürece girmeseydim. Direkt giyebilseydim. Ayakkabının çevresinde genellikle deri malzeme kullanılmış. Dediğim gibi deri malzemeyi çok seviyorum. Ve böyle kaliteli deri kullanıldığı zaman açıkçası beni ayrı bir cezbediyor. Bu ayakkabı hala stokta arkadaşlar. İsterseniz şimdi satın alma detaylarına gelip o bilgilerden de bahsedeyim. Bu ayakkabının Türkiye çıkış fiyatı 3469 lira 90 kuruşmuş arkadaşlar. Wunder'de bu ürün indirime girmişti. Muhtemelen stoklarda çok beklediğinden dolayı ve açıkçası iddialı bir renk olduğundan dolayı genelde Jordan modelleri indirime girmiyor ama bu model indirime girmişti. İndirimli fiyatı olan 2600 TL 90 kuruştan ben bu ürünü satın aldım. Bu ürünün yurt dışı çıkış fiyatı 190 dolar. Güncel dövizle çevirince ortalama 3458 TL'ye bu ürünün satılması lazımdı. 3469 TL'ye satılıyordu. Hemen hemen kendi kurundan gelmiş ama biz zaten 2600 TL'ye satın aldık indirim olduğu için. Yani güzel bir fiyata satın aldık. Çıkış fiyatının, retail fiyatının epey aşağısında. Yani bu ürünü kur avantajlı ürün kategorisine koyabiliriz. Gerek indirimden gerek de kendi kurundan gelmesinden kaynaklı. Şu an borsada 203 dolardan işlem görüyor arkadaşlar yurt dışı borsasında. TL karşılığı ise 3694 TL ediyor. Türkiye borsasında şu an henüz satışta değil. Çünkü bu ürün hala Wunder'de stokta. Ben bu videoyu çektiğim tarihte. Belki yayınladığım tarihte stoklar bitmiş olabilir. Ama bunları zaten Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. Videolar birazcık daha hazırlanma aşaması sürdüğü için geç gelebiliyor. O yüzden anlık fırsatları kaçırmamak için Telegram grubumuza mutlaka katılın arkadaşlar. Telegram grubumuza genelde bunu alın giyersiniz ya da bunu alın satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunuyoruz. Sizleri de mutlaka orada görmek isterim. Şimdi arkadaşlar resell yaparken ürünün yurt dışındaki fiyatı bizim için bir anlam ifade ediyor. Ama her şey o değil. Şimdi bu ürün istediği kadar yurt dışında meşhur olsun, Türkiye'de bilinmedikten, tanınmadıktan sonra, alacak alıcı bulamadıktan sonra bir anlamı yok. Haliyle bu ürünün yurt dışındaki borsadaki fiyatı şu an yüksek gibi gözükebilir. Ama bu ürün resmi distribütörde indirimde olmasına rağmen stoklarda kalmış bir ürün. Yani bence satmak için alınmaz. Beklerseniz çok beklersiniz. Sadece giymek için almanızı tavsiye ediyorum. Satmak için alanlar bence iade etsinler. Ama giymek için alanlar keyifle giyebilir. Şimdi şöyle bir durumda var. Ben bu ürünü 17 Ağustos 2022 tarihinde aldım. Ve indirimli, güzel dediğim bir fiyattan aldım. Ülkemizdeki spor giyim ürünleri markalarının ürünlerine sürekli zam geldiği için şu an bu ayakkabıyı alacağınız fiyat çıkış fiyatının oldukça aşağısında olduğu için bence mantıklı. Resell için anca bu ayakkabıyı alırsınız, yani riske atabileceğiniz bir paranız vardır. 5 ay 6 ay beklersiniz. Ürünler zaten kendi kendine zamlanacağı için bu ürünü de bir şekilde elinizden çıkarabileceğinizi düşünüyorum. Ama biz genel resell yapacak arkadaşlara şunu tavsiye ediyoruz. Ürünleri alın, satamazsanız 2 hafta içerisinde iade edin ki riske girmeyin. Dediğim gibi resell konusunda bu ürünü zorlamak istiyorsanız riskli olacaktır. Tavsiye etmem ama tabii ki de sizin kararınız. Şimdi ürünün tabanlarını henüz çıkarmadık. Onu da çıkaralım. Bakalım. Klasik bir Air Jordan 11 tabanı karşılıyor bizi. Burada orta yumuşaklıkta beyaz bir köpük var. Altında ise doğrudan tabanın kendisini görüyoruz. Açıkçası dikişler birazcık tuhaf duruyor. Bana çok nizami gibi gelmedi. Burada kalite kontrol süreci ayakkabının iç tarafında birazcık zayıf gibi. Burada Nike ve Jordan genelde bu dikiş konularında hata yapmıyorlar. Ama bu ayakkabıda kullanılan yandaki ve öndeki malzeme rugan deri olduğu için belki dikiş işlemi daha zordur. O yüzden bu şekilde aralarda genişlikler ve hatalar vardır diye düşünüyorum. Onun dışında farklı bir şey gelmiyor aklıma. Tabanın kendisi oldukça yumuşak bir köpük aslında. Burada yumuşak olmasını ve yapışkan olmamasını beğendim. Karbon fiber gerçekten çok kaliteli duruyor. Şimdi ise dokuma testine gelelim. Dokuma testi güzel, yumuşak arkadaşlar. Ama burgan deriler genelde kolay kolay kırışmıyor. Ama kırıştığı zaman da asla düzeltemiyorsunuz ve çok çirkin duruyor. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Rugan deri içeren bir ayakkabı almayı düşünüyorsanız. Şimdi ise geldik yönetmenimize fikrini sormaya. Evet Sinan. Kesin bir cevap geliyor sanırım. Düğün ayakkabısına benziyor biraz yani. Düğünde bunu giyer miydin Sinan? Ben düğünlere gitmeyi sevmediğim için gitmediğim için. Peki kendi düğününde bunu giyer miydin? Kendim de düğün yapmayı düşünmüyorum. Şimdi o konulara girmeyelim de. Sinan tüm hayat perspektifiyle, tüm hayat vizyonuyla muhalif arkadaşlar. Sadece ayakkabıyla alakası yok olayın yani. Evet. Yani fena değil aslında ama giyilebilir daha. Düğünde Air Jordan giymez misin ya? Bence güzel olur bu arada. Yani evet biraz spor duruyor ama klasik duran bir yapısı da var. Yani benim giyeceğim tarzda bir damatlık ayakkabı olabilir bu sanırım. Akrabaların da ya bu ne ya demeyeceği bence gayet güzel ve spor. Evet yani düğün ayakkabısı olmaya bu parlak kısımdan aday. Bu arada burgan deri arkadaşlar böyle ışıkta da sürekli parlıyor. İçinde böyle tonlarca farklı renk varmış gibi. İşte sarı, kırmızı vesaire böyle simli renk gibi parlıyor. O konuda da bilginiz olsun. Bence kötü durmuyor. Burgan deri bu arada ayakkabının
yanından dikiyorlar. Yandan dikmelerinin sebebi bu karbon fiberin olduğu yerden. Sadece arkadan dikseler buraya zayıf bir nokta vermiş olurlar. Yandan da dikerek aslında ayakkabının sadece tek bir noktada zayıf noktası olmasının önüne geçmişler. Teknolojik olarak bundan da bahsedebiliriz. Ya şu beyaz köpük daha yumuşak olsaydı tadından yenmezmiş bu ayakkabı. CNFT'deki gibi olsaydı hele gerçekten çok severdim. Bu ayakkabı bahsettiğim gibi ben bu videoyu çektiğim tarihte hala stoktaydı. Wunder adresinde bu ürünün sayfasını inceleyebilirsiniz. Efsane içerikler üretiyoruz kanalımıza. Her hafta 2 tane video yayınlıyoruz. Kanalımıza abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Yayınlanan videolardan haberdar olabilmek için. Ayrıca sizden bir isteğim var. Yorumlarda iyi, kötü, tatlı, sert tüm eleştirilerinizi yazmanızı istiyorum. Kendimizi geliştirmek isteyen bir ekibiz ve neleri daha iyi yapabiliriz? Bize lütfen yardımcı olun. Bu ayakkabıyla alakalı son düşüncelerimi de toparlayayım arkadaşlar. Gerçekten sağlam bir basketbol ayakkabısı ve çok ikonik bir Jordan 11 modeli. Gündelik giyimde de kullanılabilir ama dili pofuduk olsa, şu orta taban daha yumuşak olsa, bu tabanlıkta farklı bir teknoloji falan da kullansalar tadından yenmezmiş. Ama bu haliyle de bence tercih edilebilir. Size de tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşça kalın.